kirabudur.com Türkiye'nin en büyük kiralama platformu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Çanakkale şehitlerini anma günü kapsamında şehitlikte tören düzenlendi. Törene Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Aydoğdu yaptı. Tamam anlattı. Fek! Umdu! Savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını bir hilal uğruna feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Çanakkale Savaşları hilalin haça, imanın küfre, maneviyatın maddiyata, mazlumun zalime, galip geldiği yer olma özelliğiyle dünya tarihi üzerinde büyük etkilere neden olmuştur. Bunda baştan başa dalgalanıyorsa sen göğsünü siper ettiğin içindir düşmana. Ateş! 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 Esas duş! Geriye! Dön! Kulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Ey şehit oğlu şehitler. Uğruna cennetteki makamlarınıza şahit olarak canlarınızı seve seve verdiğiniz ay yıldızlı al bayrak ile manevi huzurlarınızdayız. Ebedi istirahatgahımızda bayrağımızın gölgesinde rahat uyuyoruz. Tertemiz kanlarınızın düştüğü her karış toprak bize ve çocuklarımıza vatan olmuştur. Asım'ın nesilleri olarak sizlere ve aziz emanetinize layık olmaya çalışıyoruz. Her birimiz sizlerden aldığımız cesaret ve güç ile birer Mehmetçiyiz. Yeri ve zamanı geldiğinde o kutsal vazife için hepimiz hazırız. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan bugüne tarihler hep sizleri yazdı. O kadar yücesiniz ki ne kitaplara ne de kabirlere sığmazsınız. Size kucağını açmış bir peygamberin ve aziz Türk milletinin hep gönlünde olacaksınız. Bu şeref ve gururdur. Anne ve babalarınızı, eş ve çocuklarınızı dimdik ayakta tutan da budur. Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden, kaçsın da cehennemler o bir damla alevden. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kan sizin, toprak sizin, vatan sizindir. Çanakkale'de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, dün de, bugün de, yarın da rahmetle ve minnetle yad edeceğiz. Ruhları şad olsun. Cenab-ı Allah hepimizi onlara layık etsin. Çanakkale bir yer değildir. Ne bir savaştır,
Çanakkale ne bir savaştır, Çanakkale vatanın kendisidir. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, ruhları için El Fatiha. Kendilerinin manevi huzurunda bulunduğumuz, anmak huzurunda bulunduğumuz alçaklarla mücadele eden bütün şehit düşen, bütün güvenlik güçlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbim sen vasile eyle. Dualarımızı onlara gönderiyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi milletimizi, devletimizi payidar eyle. Milletimizi bahtiyar eyle. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bütün ölmüşlerimize, ahirete göçmüş olanlarımıza affınla, merhametinle muamele eyle. Salatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Ahmet abi. Aksaray Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla halka o dönemde askerlerin yediği üzüm hoşafı ve ekmekten dağıttı. Yazıyor Çanakkale'de, Arıburnu'nda, Conk Bayırı'nda tarih yazan Türk askerlerini yazıyor. Aksaray'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerle şehitler anıldı. Aksaray Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halka Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin yediği üzüm hoşafı ve ekmekten dağıttı. Değerli arkadaşlar, bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anma günümüzü kutluyoruz. Bugüne kadar ülkemizin bekası için, varlığı birliği için, ülkemiz için kan dökmüş, şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları, âli makamları cennet olsun inşallah. Gazilerimize de tabi buradan tüm selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Ülkemizde yaşamak tabii ki özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bu coğrafyada hayat sürmek elbette bir sorumluluğu getiriyor, bir maliyeti, bir külfeti getiriyor. Biz de tarihin her aşamasında, her safhasında bunu milletçe her defasında bunu ödedik. Bunu da bundan sonra da ödemeye de devam edeceğiz. Bugün Aksaray'ımızda mübarek bir kar yağışı ve rahmet de iniyor ve bugün de yad ediyoruz. Ben buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına selam, saygılar, hürmetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize de Allah sabırlar versin diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Gelecek Partisi İl Başkanı Muhammed Dilmaç, Çanakkale Zaferi dolayısıyla mikrofonumuza konuştu. Başkan Dilmaç, Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinin atıldığı yerdir dedi. Bugün 18 Mart 2021. Çanakkale Deniz Zaferimizin 106. yıl dönümü. Öncelikle Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve daha sonrasında bu vatan için hayatını kaybeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel taşının atıldığı yerdir aslında. Çanakkale'nin geçilmediği yerde Türk ulusunun varlığı ortaya çıkmıştır.
Ulus devlet olmanın bilinci bence Çanakkale'de yerleşmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği gün Türkiye'de Anadolu topraklarında ulus devletin temelleri atılmıştır. Çünkü o saatten sonra, o günden sonra Osmanlı Devleti gün yüzü görmemiş, işgaller ve talan içinde varlığına son vermiştir. Ulus devlet olmanın temel özelliklerinden bir tanesi, Türkiye'de yaşayan azınlıkları da dahil ederek Atatürk'ün de dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk sayıldığı bir ülkede Çanakkale'de başlayan gayrimüslimlerin dahi Müslüman Türk askeriyle birlikte Çanakkale'de omuz omuza savaştığını da hesap edersek dediğim gibi ulus devletin temelleri Çanakkale'de atılmıştır ve Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun temel taşlarının bir tanesidir. Çanakkale Deniz Zaferi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuruluşunun temel taşlarından bir tanesidir. Bu vesileyle Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda ve o günden bugüne kadar terörde, darbelere karşı mücadele eden halkımızın verdiği tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Kendilerini şükran ve minnetle anıyorum. Aksaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Koçak da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mikrofonlarımıza konuştu. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'ımızda, Aksaray Şehitliğimizde de Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde şehitlerimizi yad ettik. 1915, 106 yıl önce 250 bin tane şehidimizi toprağa verdik. Onlara minnet borcumuzu her yıl ödüyoruz. Aslında her yıl değil de her gün biz şehit aileleri olaraktan, dernek olaraktan biz bunu anımsıyoruz, anıyoruz. Onlara minnet borcu olduğumuzu söylüyoruz. Daha sonra terör şehitlerimiz, bu cennet vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerine sahip çıkmak adına derneğimiz hem Çanakkale hem Sarıkamış, Sarıkamış'ta da donaraktan 90 bin askerimizin tek mermi atmadan şehit olduğunu bizim için, vatan için, bayrak için, bize bu cennet vatanı emanet ettiği için biz şükranlarımızı sunuyoruz. Biz minnet duyuyoruz. Bugün de tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'ımızda da, Aksaray şehitliğimizde de onları yad ettik, onları andık. O atalarımızın bize bıraktığı cennet vatan hiçbir zaman kimse şunu düşünmemeli. Şu andaki rahat nefes aldığımızı, rahat gezebiliyorsak onlara çok şey borçlu olduğumuzu düşünmeli. Geride kalan emanetlerine saygıda kusur etmemeli. Hep bunu diyoruz. Sadece 18 Mart'ta anılmamalı diye düşünüyoruz. Ki bu 18 Mart işte yarım saatlik bir tören. Orada biraz önce orada biz tüm şehitlerimizle beraber Aksaray şehitliğimize şehitlerimizi andık. Kabirlerini ziyaret ettik. Oysa onlar bize öyle bir vatan bıraktılar ki, öyle bir vatan hediye ettiler ki sizler, bizler rahat nefes alalım diye, o cennet vatanda, cennet vatanımızda rahat yaşayalım diye gerçekten hiç kimse gözünü kırpmadı. Şimdi biz maneviyeti güçlü olan toplumuz, Osmanlı'dan gelen bir toplumuz, Osmanlı'nın torunlarıyız biz, o atalarımız. Onlara gerçekten öyle az filan borcumuz yok. Şimdi bunları biz anmakla, bu cennet vatanda yaşanmış olmamızı, onlara borçlu olduğumuzu hiç unutmamamız lazım. Oysa biz sadece işte bir 18 Mart'ta, 19 Eylül'de işte o kadar gazilerimiz oldu ki, gazilerimiz var ki, kahraman gazilerimiz diye kime diyoruz? Kolunu kaybetmiş, bacağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş, vatan sağ olsun diyen gazilerimiz. Benim çok dernek başkan arkadaşlarım var.
İç Anadolu Dernek Başkan arkadaşlarım var, gazi olan. Görmeniz lazım. Vatan sağ olsun diye hizmet ediyorlar. Kiminin gerçekten gözleri yok, kiminin kolları, kiminin bacakları. İşte gerçek vatan bekçileri bunlar. Biz toplum olaraktan şunu bilmemiz lazım ki, şunu söylememiz lazım ki her zaman. Ya bizim için mi gazi oldun, bizim için mi şehit oldun? Bu toplumda gerçekten çok fazlalaştı bu aralarda. Basına da yansıyor, bize de geliyor bu tür şikayetler. Biz buna ziyadesiyle üzülüyoruz. Şunu unutmayın diyorum. Bir çocuk babasız büyüyorsa, büyümüşse, bir baba evladını yitirmişse, bir anne evladını yitirmişse, demişse ki vatan sağ olsun, diyorsa ki vatan sağ olsun. Bunlara sadece biz minnet duyalım olmaz mı? Şükranla bakalım bunlara, şükranlarımızı iletelim. Sadece 18 Mart'ta değil de zaman zaman bunların hatırını, gönüllerini alalım. Onları yad edelim. İnşallah böyle bir şeyler yaşatmasın ülkemize, cennet vatanımıza. Bizler onların gururunu, onurunu yaşıyoruz. Şehit aileler onların onurunu, gururunu yaşıyor. Şehit çocuğu yaşıyor, şehit eşi yaşıyor, annesi yaşıyor, babası yaşıyor. O onur bize yeter diyoruz biz. Acı olmasına rağmen o gururu yaşamaya devam edeceğiz. Toplum olaraktan da buna biraz daha eğilim gösterirsek, sadece yarım saatlik bir törenin bitimiyle her şeyin bitmemesi gerektiğini bir daha hatırlatıyorum. Bak herkes rahat nefes alıyor şu anda. Herkes görevini yapıyor. Şu anda bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Virüs denen illetle mücadele ediyoruz. İşte Rabbim diyor ki biraz kendinize gelin kullarım. Bak size öyle bir bela, hastalık, musibet veririm ki ne olduğunu, nereden geldiğini bilemezsiniz. Çünkü kişisel düşünceleri bırakmamız lazım. Her şeyi ben buyum, ben böyleyim demememiz lazım. Bu vatan öncelikle bizim, bayrak öncelikle bizim vazgeçilmez bir unsurumuz. Bu yüzden tüm şehitlerimizi Çanakkale'den, Sarıkamış'tan bu zamana kadar terör şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. O kolunu, bacağını kaybeden, o kahraman gazilerimizi, gözünü kaybeden kahraman gazilerimizi, neticede vatan sağ olsun diyen gazilerimizi, neticede vatan sağ olsun diyen evladını kaybeden, babasını kaybeden aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerini saygı ve sevgiyle anıyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim inşallah onların şefaatinden bizleri ve toplum olarak sizleri mahrum etmesin. Teşekkür ediyorum. Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaretinin ardından Ankara'ya dönüş yapan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu geçirdiği trafik kazasında şoförüyle birlikte yaralandı. Sağlık durumları iyi. Ankara'dan Şerefli Koçhisar'a gelen ve ilçede katıldığı bir eğitim programının ardından Aksaray'a gelerek Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu'nun içerisinde bulunduğu Yusuf Özdemir'in kullandığı otomobil Altınkaya mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonucu Genel Müdür Gençoğlu ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Doktor Cem Gençoğlu, Şerefli Koçhisar'da bir programa katılmak üzere Şerefli Koçhisar'a geldiler. Akabinde de Aksaray ilimizde programa geldiler. Program dönüşü Ankara'ya giderken Şerefli Koçhisar'a 25 kilometre kala kaza yaptılar. Şu anda Aksaray Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam etmekte olup durumu iyidir. Ben teknik ayrıntılar için sağlık müdürümüzün bilgi vermesi konusunda buyurun efendim. Sayın genel müdürümüzün durumu ilk geldiğinde stabildi. Ateş nabzı tansiyon normaldi. İlk tablolar normal olarak değerlendirildi. Onunla ilgili de gerekli tomografi işlemleri şu anda devam ediyor. Şu anda genel durumu iyi. Sonuçları takip edeceğiz. 24 saatlik müşahedemiz var. Ondan sonra daha ayrıntılı bilgiler verebiliriz.
Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 teknoloji yarışmalarına Aksaray'dan hazırlanan 4 kişilik ekibin yaptığı model uçaklar test çalışmalarında gökyüzüyle buluştu. Bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Yarışma Festivali'ne Aksaray'dan hazırlanan 4 öğrencinin geliştirdiği model uçaklar yapılan testlerde gökyüzüyle buluştu. Vali Hamza Aydoğdu başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle 5 aydır çalışmalarını aralıksız sürdüren 4 genç, ayrıca en büyük radyo kontrollü model uçak yapımını tamamlayarak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor. Teknofest için hazırlanan 10 ayrı model uçak, Aksaray'ın atıl olarak kalan Aksaray-Konya Karayolu'ndaki havalimanında test uçuşlarını yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölyesinde Teknofest yarışlarında savaşan İHA kategorisinde sabit kanat alanında yarışmak için çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi Model Uçak Eğitmen Asistanı Atakan Kaya, Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Osman Sarı, Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Şerafettin Güven ve Model Uçak Eğitmen Asistanı ve Aksaray Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kemal Lütfi Uzer, aynı zamanda en büyük radyo kontrollü model uçak yapımı için ter döküyor. Geçen yıl 52 müracaatımız vardı. Bu yıl 145 müracaatımız var. 3 katı bir artışımız var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gençlik merkezlerimiz ve üniversiteden şu anda 145 hem ekip olarak hem kişisel olarak müracaatlarımız var. Bu da şunu gösteriyor. Aksaray bir yıl önceye göre müracaatını 3 kat arttırmış. Ve biz bu arkadaşlarımızın hepsine destek veriyoruz. Hem maddi hem manevi destek veriyoruz. Hocalarımızı motive ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz arkadaşlarımızla toplantı yapıyor. İnşallah bu sene yapılacak Teknofest yarışmalarında Aksaray'dan dereceler, ödüller bekliyoruz. Şu anda öğrencilerimiz de bu başarıyı elde edebilmek için okullarında, sınıflarında, gençlik merkezlerinde, sanayide harıl harıl gece gündüz çalışıyorlar, emek veriyorlar. Bir araya gelip bu projelerin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini tartışıyorlar. Bu kadar emek, bu kadar çaba mutlaka güzel neticeler verecektir. Biz de bu çalışmaları görünce öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Çalışmalarının devam etmesi için, şartların iyi olması için Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü de bütün gayret ve çabamızı gençlerimizin yanında onlarla beraber göstermeye çaba sarf ediyoruz. Anlatma. Kemal nerede? Burada yok. Olmaz ya. Meydanını da denemek istiyorum. Ben hangi cevap veriyorum? Şey. Şu an duyduğum ses mi? Kemerlerini güzel sıktın mı? Thank you.
Asistanı. Ayrıca aksın öğrencisi, elektrik öğretim öğrencisi, dördüncü sınıf öğrencisi. Hah, onları da söyleyeyim. Unuttum. Çok sinirli. Burada öncelikle yeni başlayan arkadaşlarımıza ilk önce insansız hava araçlarının teknik olarak ne tür gereksinimlere sahip olması gerektiğini, nasıl uçuş kabiliyetleri olması gerektiğini anlatıyoruz. Daha sonra teknik eğitimi tamamlayan arkadaşlarla simülasyon eğitimlerine geçiyoruz. Burada normal eğitim kumandalarımızla beraber uçuşlara başlıyorlar. İlk önce yerde kontrolünü sağlıyorlar, daha sonra havalanıyorlar. İşte bir insansız hava aracının nasıl bir aerodinamik yapısı olduğunu öğreniyorlar. Bu şekilde uçuşa ilk adımlarını atıyorlar. Buradaki hedefimiz, şimdi dışarıdan bakıldığında küçük uçaklar olduğu için çok fazla ciddiye alamıyoruz ama nereye bakarsanız bakın dünyanın her yerinde her şeyin ilk adımı bu şekilde model uçaklarla başlıyor. Biz de ilk adımımızı bu şekilde atarak, yani daha ileri nesillere de bu adımları attırarak daha ileriye hedeflerimizi büyüterek ilerlemeyi düşünüyoruz. Amacımız Türkiye'yi daha güçlü bir yarınlara hazırlamak için gençlerimizi yetiştirmek. Şu an Teknofest için çalışmalarımız başladı. Otonom yazılım çalışmalarına başladık. Bir yandan bu Teknofest çalışmalarımız devam ederken, bir yandan da Guinness Rekorlar kitabına girmeyi hedeflediğimiz uçağımız son şekillerini almaya başladı. Büyük bir sürpriz geliyor. Bu yapacağımız uçak dünyadaki en büyük radyo kontrollü modül uçak olacak. Bu yüzden hani bu geleceğin İHA'sı bunlar. Hani üzerine bir silahlı bir donanım koyduğumuz zaman bir SİHA kapasitesini taşıyacak bir uçak. Yazılımlar üzerinde de çalışıyoruz aynı zamanda. Otonom uçuş testlerine yakında başlayacağız. Yazılımımız bitmek üzere. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bize sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler burada İHA. İHA dediğim insansız hava araçları konusu üzerine çalışmalar yapmaktayız. Bizler burada hem kendimizi geliştiriyoruz hem de bizden sonra gelecek olan nesillere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizi bu konuda insansız hava araçları konusunda daha da ileriye taşımak istiyoruz. Türk'ün gücünü inşallah göstereceğiz. Göklere hakim olacak genç yetenekleri bekliyoruz. Ay, pıtır pıtır ya. Elim yağlandı. Şey uçağa kapat. Çalıştığımda şu an elektronik bağlı değil ya. Şu an sadece yakıt çekecekler. Bakalım. Tüm kontrolleri yapalım yine aynı şekilde. Dikkat edelim. Tamamdır. Tamam. Uçağı açıyorum. Aç. Açtım. Yön kontrol. Ateşleyici. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmamaları için kent genelinde hayvanlara yem bırakıyor. Gel. Al bakayım. Aferin. Al. Dur bakayım şuraya bir geçeyim. Müdürüm bak. Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli ve Sayın Valimiz Hamza Aydoğan'ın talimatlarıyla ilimizde bulunan sokak hayvanlarını da bu soğuk havalarda belli aralıklarla besliyoruz. Onlara mama bırakıyoruz. Aynı zamanda diğer yemekleri artıklarını da bırakıyoruz ve besleyerek onların yaşama tutunmalarını sağlıyoruz. Bunları belli aralıklarla yapıyoruz. Amacımız her canlının yaşamasını sağlamak, her canlıya değer vermek. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçen ekipler kent genelinde sokak hayvanları için çalışma yaptı.
Ekipler arazi aracıyla tüm bölgeyi gezerek hem hayvanların kontrollerini sağladı hem de hayvanların karnını doyurdu. Belli aralıklarla sokak hayvanlarını soğuk günlerde yem ve mama desteği vermek üzere belli bir araya geliyoruz. Bunları bir nebzecik olsun kışın soğuk günlerde yem ve mama desteği veriyoruz. Onların rahat etmesini sağlamak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Tepeden de kaç tane... Aksaray'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu tırda 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla geniş çaplı uygulama ve çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Aksaray-Adana Karayolu'nda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü DT'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri, tırda yaptıkları aramada koliler içerisinde gizlenmiş toplam 1 milyon adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. Ortaköy'de Ukraynalı bir tır sürücüsü kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Sürücü jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Çarşamba günü saat 21 sıralarında Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Ortaköy ilçesi Pınarbaşı köyünde Ukrayna uyruklu Orla Serada isimli vatandaş tırı ile karda mahsur kaldığı görülmesi üzerine Ukrayna plakalı tır mahsur kaldığı kardan bölgeye jandarma ekipleri tarafından çağrılan kepçe ile kurtarılarak yoluna emniyetli ve güvenli bir şekilde devam etmesi sağlandı. Aksaray'da bir inşaat işçisi elektrik çarpmasıyla yaralanarak gözlem altına alındı. Aksaray Taşpazar mahallesinde 33 yaşındaki işçi Abuzer Şişman, bir inşaatın elektrik trafosunda tamirat yaptığı esnada elektrik çarpması sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı gözlem altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sarraf Fehmi Kuyucu altının son durumunu anlattı. Ayrıntılar haberimizde. İsmim Fehmi Kuyucu. Kuyucular Kuyumculuk. Aksaray'da 45 yıldır hizmet ediyorum. Hem Kaparçarşı'da hem de Pir Mehmet Paşa Çarşısı'ndaki yerimiz vardır. İki dükkanımız var. Şu anda altın fiyatlarına soruyorsunuz galiba. Bugün altın fiyatları aşağı yukarı 1,5 aydır bir düşüşte. Bir çeyrek 850-900 bandından şu anda çeyrek tekrar bir 700 bandına, hatta bugün 685'e düştü. Şu anda çeyrek düşüşte. Şu anda yatırım yapılabilir bir düzeyde. Yani ama ilk yüksek alanlar tabii için bir avantaj ortadan kalktı. Onlar 850'ye, 900'e çünkü çeyrek alındı ama fiyat çok düştü. Bu euro dolar, işte Merkez Bankası'nın enflasyona müdahalesi, faiz oranlarını arttırdı. Bugün aynı zamanda 2 puan daha yükseltti. Bugün şu saat için. Akşam sabah altın 420'ler, 22'ler civarındaydı. Şu anda 412'lere düştü 24 ayar olarak. Bu fiyatlarda pek biraz seyredeceğini düşünüyoruz. 400-420 bandında gider gelir ama daha fazla da düşüş beklemiyoruz. Şu anda alınabilir bir fiyatta. Ya tasarruf için gram altında iyidir, çeyrek altında iyidir. Yani çünkü insanlar mesela cebinde 700 lirası var, insan geliyor bir çeyrek alıyor. 400 lirası var, bir gram alıyor. Yani insanlar işte cebinde paraya göre tasarruf değişiyor. Yüksek mevası olan kiloyla alabiliyor. Gram yüksek işte yarım kilo, bir kilo neyse öyle alabiliyor. Ama gücü yetende işte memur maaşından artıyorsa, bayanlar biliyorsunuz bu işi daha iyi yaparlar. Çeyrek altın biriktirirler, çeyrek altın, yarım tekata dediğimiz. Bayanlar bu işi daha iyi bilirler. Ellerinde azıcık arttırdıkları zaman geri bir çeyrek alırlar. Altının düşüp çıktığına bakmayacaksınız. Altın tasarruf aracıdır. Paranız cebinizde olduğu zaman harcanmasın diye bunu en iyi bayanlar yapar, gelir çeyrek alır. En iyisi de odur. Yani bir yatırım aracı olarak göreceksin ya da işte cepte para bir türlü harcanır.
Ama insanlar o çıla çabuda gitmesin, cebde para harcamayın diye geliyorlar, çeyrek alıyorlar, yarım alıyorlar. İyi bir tasarruf aracıdır altın her zaman. En azından sıkıştığınız zaman geliyorsun, hemen hazır bozduruyorsunuz, ihtiyacını gideriyorsunuz. Ama cebinizde para dursa bir türlü iner. Kaba gider, aşağı gider, işte çıla gider, çabuda gider hesabı. Bayanlar bu işi iyi yapar. Valla onlar bekletilmeli. Yani eğer şu bize de geliyorlar, şu anda bozduralım mı ne diyorsun, daha düşerim. Ben tavsiye etmiyorum. Şu anda yüksek fiyattan alanları bekletme ama insanlar mecbur ihtiyacı varsa bozduruyorlar ama önce o yüksek fiyatlardan, o 500 lira, 450 bandında alanlardan biz bekletmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü o fiyatlar altın öyle böyle güne görür. Çünkü altın özelliği o. Bir çık gördüğü fiyatı tekrar görür. Ama kısa vadede olmaz, bir ay olmaz, iki ay olur, üç ay olur yine görür. Aksaray Belediyespor, Siirt İl Özel İdare Spor'la oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sakarya bölgesi hakemlerinden Levent Gümüşdere'nin yönettiği karşılaşmanın ilk devresi orta alanda çekişmeli mücadeleyle geçti. Siirt Spor'un geliştirdiği atakta siyah-beyazlı ekip iyi bir savunma yaparak net bir golü önledi. İlk devrenin sonunda ise bulduğu net pozisyonu değerlendiremeyen Aksaray Belediyespor, 0-0 beraberlik skoruyla soyunma odasına döndü. Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki takım da istekli başladı. Ev sahibi takım Siirt İl Özel İdare maçın 57. dakikasında Ahmet Güven'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor beraberlik için yüklenirken gol arayışını sürdürdü ve bir türlü aradığı golü bulamadı. 90+5'te ev sahibi Can Ahmet Üstün'ün attığı golle fark 2'ye çıkarken karşılaşma 2-0 sona erdi. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda aldığı bu mağlubiyetle lider gittiği Siirt'ten 45 puan ve 1 maç eksiğiyle 3. sırada dönerken, en yakın rakipleri Düzce Spor aldığı galibiyetle 47 puanla 1. sırada, Adıyaman 46 puanla 2. sırada haftayı tamamladı. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor, 21 Mart Pazar günü kendi evinde grupta 6. sırada yer alan Bayrampaşa'yı konuk edecek. Şimdi ekonomi gündemi. Hava durumu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Her gün binlerce kişinin ürünlerini ücretsiz yükleyip kolayca kiraladığı Türkiye'nin en büyük kiralama platformu kirabudur.com'da 14 ana 1920 alt kategori ile aradığınız ilanı bulmanız ve kiralamak istediğiniz ürün ve hizmeti yüklemeniz oldukça basittir.
bilgisayar, telefon ve tabletinizden www.kirabudur.com adresinden platformumuza ulaşabilir, isterseniz telefonunuzdan Google Play ve Apple Store'dan mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Kurumsal ya da bireysel olarak ücretsiz üye olabilir, sıfır komisyonla sınırsız ilan verebilirsiniz. Modern tasarımı ve sade arayüzüyle işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan kirabudur.com'u nasıl kullanacaksınız bir bakalım. Kirabudur.com'da yer alan ana ve alt kategoriler aradığınız ilana hızlı ve kolay bir şekilde erişmenize yardımcı olur. İlanlarınızı Kirabudur'a yüklemek için kayıt ol bölümünden ücretsiz üye olduktan sonra mail adresinize gelen doğrulama postasını onaylayın, ücretsiz ilan ekle butonuna basın, ürününüzün kategorisini seçin, ürününüzün alt kategorisini seçtikten sonra ürün özellikleri ekleyin. İşte ilanınızı kirabudur.com'a yüklemek bu kadar kolay ve ücretsiz. Artık ilanınızı binlerce kişi görecek ve hızlıca sonuca ulaşacaksınız. Neden satın alıp gereksiz maliyete maruz kalalım ki mottosuyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz. Kirabudur.com, Türkiye'nin en büyük kiralama platformu.